Şanlıurfa Spor'a deplasmanda farklı mağlup olan Bursa Spor yine korku tüneline girdi. Son iki haftasına girilen beyaz grupta 45 puanla ve averajla 13. basamakta yer alan Yeşil Beyazlıların 16 Mayıs Salı günü sahasında Soma Spor ile oynayacağı maçı kazanması ligde kalmasına yeterli olacak. Erdal Akçay. Bursa Spor hangi ligde yer alırsa alsın eğer ligde kalma mücadelesi versiyorsa baraj neredeyse aşağı çıkıyor. Süper Lig'den 40 puanla düşen ilk takım olan Yeşil Beyazlılar, geçen yıl 1. Lig'de 44 puan toplamasına rağmen 2. Lig'e düşmekten kurtulamamıştı. Tarsus İY deplasman beraberliğinin ardından özel hurmacı yönetiminde çıkılan 7 maçla birlikte 8 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan Yeşil Beyazlı takım dün şampiyonluk adaylarından Şanlıurfa Spor'a deplasmanda 4-1 yenilince bir anda kendini düşme hattı yakınlarında buldu. Baraj sürekli yükseliyor. Özellikle Batman Petrol Spor'un büyük bölümünü 10 kişi oynadığı Isparta 32 spor deplasmanından 2 ila 0'lık galibiyetle ayrılıp puanını 42 yapması gruptaki düşme barajını da yükseltti. Ateş hattının hemen üzerinde 43 puanlı Isparta 32 spor yer alırken, bir diğer temsilcimiz İnegöl Spor, Esenler Ero'u 2-1 yenerek 44 puana ulaşıp 14. basamağa yükseldi. Bursa Spor, bir maçı fazla olan Nazilli Belediye ile Menemen FK 45'er puanla sıralanıyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle 16 Mayıs Salı günü oynanacak 37. hafta karşılaşmaları adeta can yakacak. Batman Petrol'ü iki maçta da yenen Bursa Spor, sahasında konuk edeceği Soma Spor'u mağlup ettiği takdirde ligde kalışını resmen ilan etmiş olacak. Gemi Sağ Salim Limana y a n a ş t -I r -I l m a l -I. Özel hurmacı ve talebeleri 8 günlük süreyi çok iyi değerlendirip Bursa Spor'u bu girdaptan mutlaka çıkarmalı. Soma Spor'u yenip rakiplerin ne yaptığına bakmadan bu gemi sağ salim limana yanaştırılmalı. Dün Şanlıurfa Spor deplasmanında Özer Hurmacı döneminin en kötü oyununu sergiledi Yeşil Beyazlı takım. Sarı kart cezalıları Ozan İsmail Koç, Bilal Güney ve Eren Tunalı'nın yokluğunu fazlasıyla hissedildi. Taraftarını tribüne çekmek için canlı yayın dahi yaptırmayan Şanlıurfa Spor ilk dakikalarda kurduğu baskıdan 2 gol çıkarırken, Bursa Spor 23'te Berat Altındiş ile umutlansa da hakem Reşat Onur Coşkun sesinde saç baş yolduran kararları geri dönüşe izin vermedi. Helal olsun Urfalılara. Yasak getirilmesine rağmen Şanlıurfa'ya giden Bursa Spor taraftarını en iyi şekilde ağırlayan ve maçın başında iki takımı el ele tribüne çağırıp sevgi gösterisinde bulunan Şanlıurfa Spor taraftarını kutlamak gerek tribünlere prokovasyon amaçlı girip olay çıkaran Ahmet Sportif taraftarına da en güzel cevabı verdiler.